Özel Bodrum Fen Bilimleri Okullarının değerli öğretmenleri, Sayın Kurucu Gülşen Erdoğan Hanımefendi, Ulu Önder Atatürk ve onun ışıklı yolunda yürürken ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygıyla anarken hepinizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Hoş geldiniz. Fen Bilimleri Okulları bir kez daha bir arada. Kurumumuz her geçen gün daha da büyüyor. Bodrum kamuoyunda fedakar öğretmenlerimizle hak ettiği yere, layık olduğu yere adım adım gidiyor. Emekleriniz için, çalışmalarınız için, çabalarınız için hepinize kurucum Sayın Gülşen Erdoğan adına çok çok teşekkürler ediyorum. Efendim, sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bu arada aramızda sanatçı kardeşlerim var. Mehmet Fatih Can öğretmenimiz Bol Üniversitesi şu anda Gazi Anadolu Lisesi'nde. Aynı zamanda Pop Star yarışmasında finalist. Bugün bizimle beraber. Arkadaşları Emir, yine müzik öğretmeni bir arkadaşımız. Reklam olmasın diye bunu söylemiyorum. Kayahan, üniversitede öğrenci arkadaşımız. Evet. Aramızdalar. Bugün bizimle beraberler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Efendim, ortaokul müdürümüz Sayın Ali Güler Beyefendi buraya rica etsem teşvik ederler mi acaba? Lan ne kadar alıp bir şey oldum. Ayrıca ekip grup seni seviyor. Anladım, mikrofonu ver diyorlar. Sayın kurucum. Bravo! Değerli sayın arkadaşlarım. 24 Kasım Öğretmenler Günümüz, Öğretmenler Günümüz kutlu olsun. Ve daha nice yıllar hep bir arada Öğretmenler Günümüzü kutlamak temennisiyle diyorum. Ülkemiz eğitim anlamında bugünlere kolay gelmedi. Özellikle Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın gerisinde kalmasıyla beraber eğitim alanında ortaya çıkan ıslahatlar, yenilikler kendisini öğretmen yetiştirme anlamında da gösterdi. Darül Muallim ve Darül Muallimat adı altında okullar kuruldu. Ama ülkemizin eğitim alanında yapmış olduğu en önemli çalışma yine Ulu Önder ve tek lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşti. Ve ortaya koyduğu şiar şuydu: eğitimdir ki bir toplumu ya hür bağımsız yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esarete, sefalete ve cehalete terk eder. İşte bu mantıkla Anadolu topraklarının büyük bir kısmının işgal altında olduğu dönemde 10-24 Temmuz 1921 tarihlerinde ülkemizin Batı Anadolu topraklarında Kütahya-Eskişehir savaşları yapılıyor. Ama bu savaşların yapıldığı esnada Ankara'da şu anki Merkez Bankası'nın şubesinin olduğu binada 1. Maarif Kongresi toplandı. Aslında 15 gün planlanan bir kongreydi. Ama ne yazık ki ülke toprakları işgal altında olduğu için bir haftayla sınırlı kaldı. 180 kişinin katılmış olduğu bu Maarif Kongresi'nde yeni kurulması planlanan devletin eğitim alanındaki çalışmalarının temelleri atıldı. Ve orada da en önemli unsur yine öğretmendi. Öğretmen yetiştirme mantığıydı. Bağnaz, geri kalmış bir toplumdaki öğretmen mantığıyla bu işlerin olmayacağını bilen Gazi, o dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey ve Halide Ediplerle beraber
yeni öğretmen modelini çizdiler. Bu öğretmen modeli çağın gerisinde kalmayacak, çağı takip edecek ve en önemlisi layık bir eğitim sistemi ortaya koyacak. Bu bağlamda 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla eğitim öğretim birliği sağlandı. Öğretmen yetiştirme mantığının da temelleri atıldı ve ülkemizin Gazi Eğitim Enstitüsü 1925 yılında bu şekilde kuruldu. Ve o günden bugüne eğitimde tabii ki öğretmenlerimizle beraber büyük reformlar sağlanıyor. Bizler öğretmenlik mesleğine sahip olanlar üzerinde çok büyük sorumluluğu olan kişileriz. Hizmet içi eğitim dönemlerinde sürekli arkadaşlarıma belirtiyorum. Öğretmenlik mesleğinin mesaisi yoktur diyorum. Çünkü öğretmen olmak, bulunduğunuz okulda öğrencilere örnek olmak ama aynı zamanda dışarıda okul sınırları dışında da var olan kimliğinizle en iyi şekilde o örnek kimliğinizi devam ettirmektir. Yani anlayacağınız öğretmen olmak mum olmaktır. Bir taraftan çevrenizi aydınlatırken diğer taraftan bir nevi erimektir. Ama erirken bile yine o toplumun aydınlanmasının önünü açmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Hepinizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. 24 Kasım 1928 tarihinde Türkiye'de okuma yazma seferberliği oluşturuldu. Halk evleri, halk mektepleri açıldı. Ve o gün baş öğretmen unvanının sahibi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber bu çağdaş ışığın en iyi şekilde aydınlatılmasının önü açıldı ve 1981'den beri de ülkemizde 24 Kasım tarihi Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Hepinizin günü kutlu olsun. Hepinizin yolu aydınlık olsun. Hepinizin yetiştirmiş olduğu öğrencilerin yolu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu. Yeah.
yıllardı gönlüm. Seni sevim ben de benim, senden aynı olmasın. En sonunda ben de senin, şimdi buradan. Bazı günler ışıyorsun, bazı günler kaybolursun, hasrete alışırsın. Bazı günler ışıyorsun, bazı günler ışıyorsun, bazı günler kaybolursun, hasrete alışırsın. Seni sevdiğimi söylesem yüreğime, yüreğime ölene de mühürlesem. Konuşmadan gözlerimle seni sevdiğimi söylesem yüreğime, yüreğime ölene de mühürlesem. Çoktan ya da hiçbir şey başlamamış. Böyle bir zamanla geldim ki yaşamanın, seviye 10 kala ölüme 5, yine gecikmişim, bağışla sevgilim, ölüme erken seviye geç. Oh,
alkışlarla Zeynep Hanım buraya alayım. Sahneye. Sen bir şarkı alalım diyorum. Geldi mi? Geldi mi? Tamam, o zaman gelene kadar ben bir şarkı söyleyeyim. Bu August Comte'ın bir şeyi vardı. Ben size teşekkür ederim ve önünüze saygı duyuyorum. Öncelikle Ali Hocam, müdürümüz, siz var ya siz. Bir Türkçe'yi bu kadar mı güzel ifade edebilirsiniz? Diksiyon anlamında, vücut dili anlamında, öğretmenler. Bu kadar ben böyle alkışlara şarkı söylemem. Yılların kadına bu alkışlara şarkı söylemez ona göre. Hayatımdaki Tanrım, Tanrım bana en güzel mesleği verdi. Bir sanatçılık, ikincisi öğretmenlik. Teşekkür ederim Allah'ım. Sağ olun. Şimdi, şuraya bir tane sandalye var mı? Selçuk Beyciğim. Hasret olur ayrılık oldu. Hüsnünlere büründü saatler. Gördüm akan iki tanış. Ayrılıkta seni beraber. Sizde
Yeah.